bir kokteyl darbe olduğu anlaşılıyor. Darbenin kokteyl olduğu anlaşılıyor. Öyle tek başına cemaat midir, değil midir? Şüpheli. Çünkü dünyada ilk defa bir askeri darbe girişiminin arkasında siyasi olarak kim var belli değil. Askerler darbe yapar ama bir siyasi kadroları olur. Darbenin kuracağı hükümetin başbakanı kim olacak, bakanları kim olacak, cumhurbaşkanı kim olacak, değil mi? Geçici bir siyasi hükümet listesi olur. Arkasında bir siyasi çizginin desteği olur. Partinin olması şart değil ama bir siyasi akımın desteğinin olması lazım. Nerede onlar? Gözaltına alınan, tutuklanan, sorgulanan, hakkında bir iddia ortaya atılan var mı? Yok. Tek bir şeyden eminiz, darbenin arkasındaki siyasi çizgi biz değiliz. HDP değil. %100 eminiz. Net olan bu. Gerisini bilmiyoruz. Gerisi belli değil. Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı açıklamalara bakıyorsunuz. Cumhurbaşkanı ile çelişiyor. Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakıyorsunuz. Başbakan'la çelişiyor. MİT Müsteşarı'nın açıklamalarını dinliyorsunuz. Hepsiyle çelişiyor. Peki ya bu kadar çelişkili ifadeler, beyanlar yani ortaya iyice şüphe çıkarıyor. Bir defa Genelkurmay Başkanı'nın örneğin neden halen görevde? Merak ediyorum. Üstelik parlamentoya geliyor, milletvekilleri ayakta alkışlıyor onu. Olacak iş mi? Ben kabul etmiyorum. Ordunun bir numaralı komutanısın. Ordunun başısın. Yaverin tarafından karargahında esir alınmışsın. Darbe başlamış, ruhun duymamış sözde. Engelleyememişsin, durduramamışsın. Neyin kahramanlığını yapıyorsunuz? Bu bir kahramanlık değil, ayıptır, kusura bakma. Kuvvet komutanları, Genelkurmay Başkanı, ben olsam istifa ederdim. Takdir onlarındır. Kendileri bilir. Askeri şuradan önce onlara düşen şey istifa etmektir. MİT istihbaratı 4'te aldık, Genelkurmay'la paylaştık diyor. Cumhurbaşkanı haberi yok. Cumhurbaşkanı eniştemden duydum diyor. Şaka gibi ama hakikat bu. Ya enişteyi MİT müsteşarı yapalım ya da MİT müsteşarı çıkıp açıklasın ne oldu akşam? Ortada bir tuhaflık var. Bir darbe girişimi olduğu kesin. Bu bir senaryo, bir oyun değil. Parlamentonun sokakların hali ortada. Ölenler, yaralananlar ortada. Şaka değil. Ama açıklamaların hepsi şaibeli. Bunların hepsinin ortaya çıkarılması, bir bir ortaya dökülmesi gerekiyor değerli arkadaşlar. Bizim iddiamız şudur ki iyi soruşturulursa AK Parti içinden de şu veya bu düzeyde darbeyi desteklemiş, haberdar olmuş ama uyarmamış, oradan medet ummuş siyasi kişiler çıkacaktır. Başka siyasi kişiler de çıkacaktır. Ama hakikati bir soruşturma lazım. Şimdi birileri paralel HDP işbirliğini kendince ısıtmaya çalışıyor. Bak bu kadar olay anlattım. Utanmadan, sıkılmadan bazı hükümet yandaşı, havuz medyası, köşe yazarları ve program yapımcıları bir iki gündür aslında HDP, PKK işte paralel bütün bu darbeyi beraber planladılar diye pişirmeye çalışıyorlar. Siz neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Hele hele bunları yazan ve konuşanlar altından siz çıkarsanız bu darbenin hiç şaşırmam. Çünkü evet halk sokağa çıktı, darbeye karşı çıktı, canını ortaya koydu. Kahramanlık, fedakarlık yapan binlerce, yüz binlerce insan oldu. Ama emin olun, emin olun. Darbe girişimi başarıya doğru gitseydi, bugün şu hükümetin etrafında yalakalık yapan bir grup var. Onlar darbecileri desteklemek için coşkuyla bayraklarını alıp sokağa çıkacaklardı. Yapılmamış şeyler de değil. 12 Eylül darbesi sırasında örneğin benzer şeyler yapıldı. Daha geçen gün parlamentoda milletvekilimize saldırmaya çalışanlardan bazıları, sözde bazı sendika sivil toplum örgütü temsilcileri, işte bunların bir kısmı darbe başarıya doğru gitseydi darbecilere alkış tutacaklardı. Gidip biatlarını, bağlılıklarını onlara bildirecek tiplerdi. 12 Eylül darbe hükümetinin çalışma bakanı kimdir? Türk İş Genel Sekreteri. Yani işçinin, emekçinin hakkını korumakla görevli bir sendikanın genel sekreteri darbe hükümetinin, junta hükümetinin çalışma bakanı oldu.
Medyaya bakıyorsunuz, işler acısı bir durum. Hakikati konuşun, hakikati yazın ya. Darbeye karşı şu saatte başlasın, hep birlikte yeniden karşı dururuz. Merak etmeyin. Bizim AKP muhalifliğimiz, AKP'yi sert eleştiriyor olmamız hiçbir zaman darbe destekçiliğine gitmez. Merak etmeyin. Türkiye toplumu da öyledir. Korkmayın. Darbeden korkmaya gerek yok. Bir bütün olarak karşısında dururuz. Ama bunu bir AKP yandaşlığına, şakşakçılığına dönüştürmeyin. Toplumu burada ayrıştırırsınız. Yapmayın. 12 Eylül döneminde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Burhan Felek, 80-90 yaşında o zaman, ayakta duracak hali yok. Kenan Evren 60 yaşında. Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ediyor. 80-90 yaşındaki Burhan Felek eğilip Kenan Evren'in elini öpüyor ya. Bugünleri gördük. İşte 15 Temmuz akşamından itibaren bir takım gazeteciler yıkama yağlama işini darbe karşıtlığı demokratik olarak sunmaya çalışıyor. Bunlara karşı da dikkatli olalım. Darbeye karşı olmak, az önce de ifade ettim, demokrat olmak için gereklidir ama yeterli değildir. Ve yine değerli arkadaşlar, darbe sonrası yapılanlar da çok önemlidir. Alınan tedbirler bundan sonraki süreci belirleyecek en önemli meselelerden biridir. İlk yapılan şey olağanüstü hal kanunun çıkarılmasıydı. Bakın bu büyük bir hatadır. Hayır oyu verdik. Bütün grup olarak karşıydık. Çünkü biz darbeyle hukuk içerisinde ve hızla yüksek standartlı birinci sınıf demokrasiye geçilerek mücadele edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ve başarı ancak oradadır. Olağanüstü hal yetkilerin parlamentodan alınıp tek bir kişiye verilmesidir. Zaten bunun heveslisi çok vardı Türkiye'de. Şimdi olağanüstü hal kanununun nasıl kullanıldığını görüyorsunuz. Sadece darbecilere karşı da değil. Yazan, çizen, binlerce, yüz binlerce insan açığa alınıyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Bilmiyoruz kim kimdir. Bakın gazeteciler 42 kişi darbecilikle suçlanıyor ama ya bırakın darbeyle, cemaatle uzaktan yakından alakası olmayan gazeteciler tutuklanıyor. Kaldı ki bir insan cemaate sempati duydu diye darbe girişimiyle suçlayamazsınız da. Masumiyet karnesi diye bir şey var ya. Bu kanunlar boşuna çıkmıyor. Ceza kanununda masumiyet karnesi diye bir şey var. Cemaatin okulunda okumuş, cemaatin evinde kalmış, darbecidir. İşten at, tutukla. Olmaz. Haksızlıkla, hukuksuzlukla, vicdansız yaklaşımlarla darbeye karşı mücadele edemezsiniz. Bakın cemaat okullarında okuyan çocukların çoğu AKP'ye yakın insanların çocuklarıdır. Bunlar ilkokulunda okudu, lisesinde okudu, üniversitesinde okudu, evinde kaldı ama darbeci olmayabilir. Niye o insanları şimdiden suçlu ilan ediyorsunuz? Aileleriyle birlikte neden hedef gösteriyorsunuz? Yanlış. Bu yanlıştan dönmeniz lazım. Çünkü büyük bir kısmı zaten sizin seçmen kitlenizdir. Bu cadı avı nereye kadar gidecek böyle? Önünüze geleni darbeci diye yaftalayıp tutuklama kolaycılığına kaçarsanız zaten düşük standartta olan demokrasimiz iyice dibe vurmuş olacak. Bizim önerimiz, birkaç gün önce parti genel merkezinde de ifade ettiğim gibi, sağlıklı bir tartışma neticesinde ortaya çıkaracağımız bir demokrasi yol haritasıyla darbeye karşı mücadeledir. Önerimiz budur. Aksi takdirde hukukun dışına çıkarak, darbecilerin yaptığı gibi kanunu, hukuku, ahlakı hiçe sayarak darbecilerle mücadele edilemez. Ya işkence görüntüleri var ortada. Daha işkence görmemiş tek bir darbe failini, zanlısını televizyonda görmedik. Ya bunların hepsi mi yaralı, bereli, kanlı yaşıyordu? Normal yaşamda öyle mi o insanlar? Adalet Bakanı çıkmış diyor ki yok efendim diyor, işkence yok. Ya izletiyorsunuz kardeşim, televizyonda kameralarla çekiliyor, devletin ajansı yayınlıyor. Görüntüler yayınlanıyor. Hakaretler, tekmeler, linçler. Yazıktır, günahtır ya. Hukuk herkes için lazım, herkes için. Senin benim için değil. Bugün işkenceye karşı çıkmayalım, efendim onlar darbe suçlusudur, İstediğinizi yapın dersek ilkelerimizi yitiririz. İşkence insanlık suçudur. Kime yapılırsa yapılsın.
Ve Adalet Bakanı'nın iddiaları ciddiye alması lazım. Kendisi bizden daha iyi biliyor neyin ne olduğunu. İşkence yapanlara karşı soruşturma açması lazım. İnsanların adil yargılanma hakkı vardır. Adil yargılanma olmazsa gerçek darbeci kimdir ayrıştıramazsınız. Sorumluları, suçluları ortaya çıkaramazsınız. Kurunun yanında yaş da yansın önemli değil derseniz yanılırsınız. Hele şu idam tartışmaları. Ya milleti kandırmanın bir anlamı yok. İdamı bugün parlamentodan çıkarsanız hiçbir darbeciye uygulayamıyorsunuz. Kanun geriye yürümez. Bundan sonra işlenen suçlar ancak uygulanabiliyor. Ceza kanunları böyledir. Belki toplumun çoğu bunu bilmiyor ama idam tartışmasını ısıtarak sürekli bir milliyetçiliği yükseltme, şovenizmi yükseltme hesabı yapılıyor. İdam parlamentodan çıksa, Cumhurbaşkanı onaylasa bile yine uygulanamıyor. Avrupa Konseyi ile yapılmış bir protokol, bir sözleşme vardır. Bütün Avrupa Konseyi ülkeleri, üye ülkeleri idamı yasalarından çıkarma sözü vermiştir. O protokolü geri çekmeniz lazım. Onu geri çekerseniz Avrupa Konseyi üyeliğiniz düşer. Dolayısıyla bu tartışmayı ısıtıp ısıtıp gündeme getirmenin ne anlamı var? Özellikle Cumhurbaşkanı'nın parlamentoya efendim topu atıp idamı çıkarsınlar ben onaylama hazırım demesini hakikaten anlamış değiliz. İdamı kaldırdık da neye yaradı diyor. Bak idam olmasaydı bu ülkede Menderes'e uygulayamayacaklardı. Hiç değilse bunu düşünün ya. Bugün idam cezası çıkarırsınız ama bak darbecilere uygulanmayacak. Yarın kime uygulanacağını da kimse bilemez. Bu tartışmayı çok sakıncalı buluyoruz ve derhal kapatılmasını tavsiye ediyoruz. Zaten parlamentoya gelirse de tavrımız nettir. Asla evet oyu tek bir arkadaşımız bile vermez idam kanununa.